Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tenise gidiyorum. Antrenman derslerim falan var, sonra birkaç işim var. Ondan önce başka bir yere daha uğrayacağım. Bugün böyle uzun bir video olabilir ve bugün ve motor artık satılıyor. Kesin satılıyor. Saat 11 gibi, 10 gibi, 11 gibi gelip alacaklar. Bugün son gün ya bu motorla. Bu arada makinenin şarjı da full. Bugün ortalama yine bir 20 kilometre yakın falan bir kilometre yapacağım. Öyle. Ya bu videoyu da atar mıyım bilmiyorum açıkçası. Dün falan da çok güzel videolar çektim. Fakat sonra zor geliyor editlemek falan, direkt siliyorum. Hatta dün çok güzel videolar çektim. Fakat yanlışlıkla onları sildiğim için GoPro'dan ben bilgisayara aktardım zannediyordum. Sonra GoPro'yu şarjdan çıkarttım bilgisayarın USB'sinden. Sonra GoPro'yu format attım SD kartına. Ama sonra bir baktım bilgisayara videoları kopyalamamış. Bu arada bu uzun videolar da tuttu. 35-40 kişi falan izleniyor. Yani bir günde bile yorum falan mı geliyor? Çok talep var bu tarz uzun videolara. Bakalım eve geldiğimde şarjın durumu nasıl olacak? Bu arada dün bir ne kadar yaptım? 25 km, 30 km mi ne yaptım? Eve geldim. Motoru bir saat hızlı şekilde şarj ettim. Toplam yaptığım kilometreden bahsediyorum. 30 kilometreye yakın. Sonra şarj oldu zannettim ben. Şarj evresi falan full gösteriyordu. Sonra birdenbire şarj azaldı. Yani tenise de zar zor gittim. Tenisten eve gelirken de zar zor geldim. Hatta burası yokuş aşağı. Gelirken burası eğer yokuş aşağı olmasaydı eve bile gelemeyecektim. Ya çok güzel uzun bir video çekmiştim. Şehir merkezine gitmiştim. Motoru hem alacak biri vardı hem benim bazı işlerim vardı. Ya bu ayna... Ayna yine sapıtıyor. Yani yine temiz eşyaları falan çantada burada. Bakalım nasıl bir video olacak. Belki kırparım, belki kırpmadan direkt atarım. Benzin kaç TL olmuş? Oh oh oh. 30.11. Ben diyordum ama. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Benzin diyordum bir sonraki geçişimde 30 TL olacak. Şimdi bir sonraki geçişimde, gerçi artık bununla geçmeyeceğim ama, yani arabayla da geçsem, motorla da geçsem 32-33 TL olacak. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? 30 TL benzin mi olur ya bir litresi? Türk halkı, yani kimse de eylem yapmıyor, kimse de bir şey yapmıyor. Hiç kimse de bir şey de yapmıyor. Fiyatlar arttıkça da artıyor yani kimse de bir şey yapmıyor. Hiçbir ülkede böyle bir şey olmaz. Afrika'da böyle bir şey yapsan Afrika'da bile eylem yapar millet.
Bizim Türkler niye böyle yapıyor bilmiyorum. Ya şu motorların hızı 250 watt, 4 kilo, 48 volt, 60 volt olanların hızı biraz daha yüksek olsa ya da biraz daha çabuk hızlansa ya da çok süper olacak ya. Şu hız yönünden ya yavaşladığın zaman motor hızlanmıyor. O yüzden fark ettiyseniz mümkün olduğunca yavaşlamıyorum. Yavaşlamamaya çalışıyorum daha doğrusu. Bak şu an hafif yavaşladım. Gerçi giderken hafif yokuş yukarı. Geçen yine çok güzel bir video çekmiştim. Fakat GoPro'yu açmayı unutmuşum. GoPro kapalıymış. Bir gün tekrardan çok güzel bir video çektim. GoPro hata vermiş. Bug'da kalmış. Pilini söküp takmam gerekiyordu. Yolun yarısını fark ettim. Durup da kaskı çıkart pili tekrardan sokmak çok zor oluyor. Nedense GoPro 8'de, 7'de, 6'da, 5'te, 4'te bu sorun var. Ve çok kötü bir sorun. İleriden sola döneceğim fakat sola dönmek çok sıkıntılı. Arkadan da arabalar geliyor. Sola nasıl döneceğim bilmiyorum. Bir de şu idarası çok sıkıntılı. Arkadan araba gelmeden şuraya geçsem. Çünkü buradan çok hızlı araba geliyor. Son anda sağa dönecek oluyor. Falan hep sıkıntı oluyor. Neyse buraya atlattık. Şimdi bir tane daha tehlikeli bir yer kaldı. Şimdi ileriden de sol yapmam lazım. O da tabii biraz tehlikeli. Neyse ki yol boş. Bu yolda mesela şu an çok tehlikeli. Çünkü arabalar çok hızlı gidiyor. Kenardan da ben çok yavaş kalıyorum. Araba sollama yapsa ya da sağ yapsa beni görmeyip çarpma ihtimali çok yüksek. Dün mesela şarjı bittiği zaman burası hafif buraya doğru yokuş. Şu kasası geçtikten sonra ayağımı ektirerek oraya kadar geldim. Fakat o videoyu da sildim. Yani yanlışlıkla o sildim dediğim video.
Bunların aküleri bittikçe hızı ve gücü de düşüyor, hızlanması da düşüyor. Tarafta çamurluk yok. Nasıl oluyorsa suya girdiğim zaman su elime bacaklarıma falan kadar geliyor. Bu dönecek sanırım. Normalde şu kırmızı ışığın olduğu yerden gitmem lazım. Şu beyaz arabanın yaptığı gibi yapacağım. Çok fazla normalde yasal değil. Hatta burada tabelası bile var. Fakat şimdi buradan gelip aslında şöyle de gidebilirim. Hatta öyle gitsem daha iyi. Bu şekilde gitsem daha iyi. Buradan sol yapacağım. Karşıya geçip. Araba gelmiyor. Güzel motor bu. VKS. Honda XADV'nin çakması. Gerçi çok talep var. Ayda yine parçası düştü. Neyse dönüşte alırım. Motorun bir parçası düştü. Neyse şu anda daha önemli bir işim var. Dönüşte üstünden araba geçip kırılmaz sağlayacağım. Dün de düşmüştü. Eve dönerken park ettim. Sonra taktım. Yine düşüyor. Düşmüş. Evet. Benim burada şimdi ufak bir işim var. Onu hallettikten sonra devam ederiz. Şimdi işlerimi hallettim. Birkaç işim vardı. Emin oldum şimdi doğru tenise doğru gidiyorum. Bu arada GoPro'nun şarjı da %13. Tenise gidince şarjı takacağım. Belki motorun şarjı takma. Motorun şarjı full. Tenise kadar umarım. Ah dayanır. Şarjı full olunca yine yokuş yukarı yokuş aşağı yine fena değil. Mesela şu yerlerde hız yeterli. Buralarda falan hız yeterli. Böyle ara caddelerde falan da. Normal yollarda. Çok da öyle aman yeterli değil.
Benim motorun parçası burada bir yerde düşmüştü ama. Aa, duruyor. Duruyor hala da. Fakat üstünden biraz arabalar geçmiş. Neyse, bu parçayı da bugün saat 10 gibi falan gelecekler. Gözümün içine yine sinekler, böcekler girdi ya. Buradan yukarıya doğru yol var mı acaba? Ha, var. Buradan sola yapacağım. Nasıl yapacağım derken, kurye gibi yapayım abi dedim ama buradan kaldırımdan da çıkar mı? Çok emin olamadım. Elektrikli bisiklet ile offroad. Çıktı canavar gibi. Canavar gibi gidiyor makina. Tam canavar, tam. Ya abi, buradan insan. Yok, buradan insan olmaz. Bu ters yön sıkıntı. Yani tehlikeli, araba maraba gelir. Şuradan inip geçebilirim. Büyük ihtimalle sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmazsa, ki şu anda da yok gibi. Buradan da şimdi sağ tarafa geçersem tamamdır. Buralar çok güzel ya, Avrupa gibi. Harbiden böyle buralar, insanlar olsun, arabalar olsun, yollar olsun, Avrupa gibi. Ya sağ gözümün içinde bir tane sinek var. Evet, videoya devam. GoPro'yu şarja taktım.
Yola devam. Yeşile denk gelebilir miyiz acaba? Bence tam yeşile denk geleceğiz. Evet. Zaten bu rotayı bilenler bilir. Benim tenis rotası. Jeep de burada kaç günlerden beri ya? Gerçi benzin bu kadar olmuşken ona binilmez. Dün işte uzun yol yaptığım zaman motorun şarjı full gösteriyordu, yani full'e yakın değil, yani yarını biraz üstündeydi. Buraya geldim, yokuş çıkmaya başladım, gaza bastım, yani gaza basınca ibre birdenbire şu L'ye kadar geldi ve motor gitmemeye başladı. Yani birdenbire bitti. Yani bunun belki beynimde şey de olabilir, koruma da olabilir. Hani mesela atıyorum 40 voltun altına düştüğü zaman şey yapmıyor. Ya da aküler birden böyle çok zayıfladı. O da olabilir. Benim burada ufak bir işim var, onu halledeyim. Tekrardan yine devam ederiz. Şimdi işlerimi hallettim. Devam ediyoruz.
Çay kafeymiş. Motorun şarjı bu arada hala daha full. Çok fazla şey kullanmadım bugün. Aniden sonuna kadar gaz vermedim. Gerçi aniden sonuna kadar gaz versem de vermesem de gidiş aynı. O yüzden çok böyle aman aman gaz vermedim. Ve mümkün olmayınca boşta gidiyorum, fren sıkıyorum. O da biraz fark ettiriyor. Duru kalıklar, yani benzinli arabalarda ya da her şeyde olduğu gibi çok fazla enerji, elektrik ya da benzin harcıyor. O yüzden çok fazla duru kalk yapmadan şu anda hava mükemmel, yol da mükemmel. Tam elektrikli bisikletle gazlamalık. Ne gazlanıyor, ne gazlanıyor. Şimdi en sevdiğim yere geldim. En sevdiğim mekanlardan biri. Ortam olarak.
Güzel mi kardeşim? Geçelim. Park edeceğim mi? Tamam. ATV gidiyor ATV. Ben ATV'yi aldığımda kimse de ATV yoktu. Manisa'da kimse ATV yok dedi. İzmir'de şehir için ATV kullanan yani yoktu. Şimdi çok çoğaldı. Özellikle bu pandemiden sonra falan. Gerçi ATV'ler artık çok daha artık şu anda mantıklı değil. Hem benzin yönünden. Onlar da şu anda nereden baksanız scooter motoru var. Hani 152 cc olanlarda. Onlar bile nereden baksanız şu anda 1 TL'ye yakın yani harcıyordur. Çok öyle aman aman ekonomik değiller ne yaptık. Bir de Çin malları sürekli sorun çıkarttı. Kayış kopartıyor. Zincirinde sorun var. Karbüratör ayarı, marbüratör ayarı. Enjektörlü olmayanların hep kısmında sorun var ve çok dengesiz bir yakıt tüketimi var. Sol yapacağım. Şimdi arkadan araba hızlı geliyor. O yüzden geçemem diye böyle bir şey yaptım. Hah, neyse ki burası boş. Burası da dedim eski rota. Eskiden hep buradan her gün geçiyordum. Eskiden tenis oynadığım yer buradaydı. Tenis dağcılık. Manisa'yı bilenler bilir. Aslında buralar çok çok daha güzeldi. Tenis için daha uygundu. Şimdi biraz daha böyle merkezli bir yere aldılar. Orası da güzel de. Supra. Supra'da güzel araba. Hayda. Benim tabi eski yolu buradan yer vardı. Burayı kapatmışlar. Yani niye böyle bir şey yaptılar burayı bilmiyorum. Burası çok güzeldi çünkü. Tabi güzel olan, ücretsiz olan bir şey ya bizim halkımız bozuyor. Ya da bizimkiler kapatıyor. Burası da kapalı. Ya şu bisiklet yolu olması çok güzel bir şey ya. Ama tabii tehlikeli. Buralarda falan çıkışlarda girişlerde tehlikeli.
şu anda hava ve ortam o kadar güzel ki konuşamıyorum bile. Tam elektrikli bisiklet sürme zamanı yani. Ya da böyle elektrikli araba ya da böyle motor. Rüzgar rüzgarda serin serin. Mis. Tabii motor selesi çok sert. Selesi artıyor. Belimi de arttı ama hava falan çok güzel, ortam da güzel. Bir de biraz ne bileyim canım gezmek istiyor. Ondan öyle geziyorum şu an. Bir şeyim yok. Gideceğim bir yer, yapacağım bir şey şu anda yok. Nereden gideceğim? Şu üst taraftan gideceğim. Şimdi buradan bir yerden yol vardı. O yol hala daha çıkmıyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle çıktır. Ben de ATV varken bu yolu kullanıyordum. Veya motor varken hep bu yolu kullanıyordum ben. Burası da çok güzel. Sessiz, sakin, boş. Yani ne kadar kilometre olmuştur bir bilgim yok açıkçası. Ama bayağı bayağı bir oldu. Yani herhalde bir 15 kilometre olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi buradan hala da şarj bu arada full, hiç azalma falan yok. Buradan yine bisiklet yoluna gireyim. Aslında normal motorla da buradan gitmek lazım. En güvenlisi bu. Tabi bisiklet yolunda aynı zamanda da durak var. Yani dolmuştan biri atlıyor, duraktan biri çıkıyor. Ya bu da tehlikeli. Aralardan birileri gidip geliyor. Ama en azından var işte bisiklet yolunda bisiklet yolu.
fırlamaktan sıkıldım ya. Ya sıkıldım değil. Koltuk çok fena sert. Yani bununla popom gerçekten tahta gibi bir şey ya. Buralar çok güzel. Manisa'nın en güzel yerleri buralar. Sessiz, sakin. Böyle buralar Avrupa gibi. O yüzden ben hep buralarda takılıyorum. Böyle özellikle yazın akşamları çok güzel oluyor. Şu anda boş. Aynalardan arkayı tam göremiyorum. O yüzden böyle çok sağ sol yapmak istemiyorum görmediğim zaman. Arkadan çünkü hızlı motor gelir, araba gelir. Görmez. Benim motorun aynısından. Elektrikli bisikletim. Köpeğe bak. Kazdıkça kazıyor. Almadım motorun aküsü, akü göstergesinin bozuk anlamadım ya. Hiç şarj azalmadı, hala daha full gösteriyor. Gerçi çok fazla durmadım ve çok fazla da yavaşlamadım. Hep stabil bir hızda gittiğim için onun da faydası oluyor. Evet, şimdi biraz azaldı. Yokuş çıkarken çok fark ediyor motorda ve şarjı inanılmaz çok azalıyor. Dün mesela burada yolda kaldım, ayağımı ektirdim bu yokuş çıkana kadar. Sonra eve gidene kadar tekrardan yokuş aşağı. Bu video bayağı bir uzun olacak.
Popo gerçekten gitti. Popom şu anda harbiden gitti. Şu anda manzara süper. Güneş, çim, mis gibi sulanıyor, serin. Mükemmel ya şu anda. Palyucu atarlı. Evet, şarj göstergesi biraz azaldı. Biraz değil. Hatta azaldı. Arada kaskı kaldırıyorum da hem saçlarım hava alsın hem kask çok sıkıyor. Evet evet, şarj azalmaya başladı. İbresi biraz sonradan gösteriyor. Bakın yokuş aşağı gidiyorum. Ona rağmen bastığım zaman yarının bir tık üstüne kadar geliyor. Yani büyük ihtimal tekrardan böyle dolaşsam, tekrardan aynı yerlere gitsem büyük ihtimal şarj yine bayağı kritik noktaya gelir. Motor tabii inanılmaz sert. Lastikler de şişik. Amortisörler de sert. Mesela gelirken yokuş yukarı olmasına rağmen ibre hiç oynamıyordu. Şimdi yokuş aşağı gitmeme rağmen ibre oynuyor. Yıkama 10 TL olmuş. Vay be. 5 TL'ydi. Kışın. Abi her şey öyle bir zam geliyor ki, öyle bir zam geliyor ki. İnanamazsın. Patlayış. Thank you.
Motor yetmiyor yine ya. Bakıyorum. Motor ne oldu sana? Yokuş aşağı gidiyoruz buraya. İşte bu elektrikli bisikletler böyle. Oo, burada da çok köpek var ya. Anam yavrulara bak, büyümüşler. Ben bu anne köpeğe mama falan vermişim, su falan vermiştim. Ana yavrulara bak. Aman aman aman. Büyümüşler bile. İyi bari. Of, bu sefer çok yordu ya. Şarj hemen hemen yarıya geldi. Ana, ne oluyor şimdi? Norveç mi? Ama da inanamıyorum. Ha, makadon yemiş. Dedim Norveç mi? Bir an Norveç plaka zannettim de adamla konuşacak mı eğer Norveçliyse. Nerede benim şansım var Norveçli bir adam denk gelmişse. Aha, tırdan eşyalar düşmüş herhalde. Ana, adamın tırdan eşyalar mı düşmüş? Bunlar tırdan mı düştü? Ha, var mı yapabileceğim bir şey? Tamam, kolay gelsin. Allah Allah. Adamın tırından düşmüş. Arkadan iyi araba maraba gelmemiş. Hem adama yazık, hem tıra yazık. Hem eşyalara yazık. Bakın şarj yarıya kadar geldi. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi diyelim ki burası yokuş. Durdum. Bakın. Hop, yarıya kadar geldi. Şimdi bir de böyle birkaç kere daha dur kalk yaptığım zaman, bir de yokuş bir yer olduğu zaman, bak yokuş aşağı olmasına rağmen şarj yarıya geldi ve motor iyice cansızlaştı. Yani elektrikli bisikletler böyle. Şu an tam gaz mesela hiç gitmiyor.
Turun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bugünlük turun. Kaç kilometre gidiyor bunlar? He? Kaç kilometre gidiyor? 50. 30 yukarıdan. Ne kadar hız yapıyor? 50 gene. Yok. Yok canım, 50 yapar mı ya? 70-80. O kadar hız yapıyor. Evet. Yok artık. Bu o kadar yapmıyor ya. Hadi ya. Güzelmiş o zaman. Babam çok hızlı gitmesin de. Aynen, aman abi dikkat et, tehlikeli. Trafikte çok tehlikeli abi, hiç görmüyorlar bunları. Aman abi dikkat et. Yaşanır. Vay be, 30 km hızla yapıyormuş, 80 km gidiyormuş. 80 km gider mi ya? Kaça kilo onlar? 6 kilo olsa. Gerçi 30 da çok hızlı gitmezsen gider mi gider. Bakın şu anda mesela yol hafif yokuş aşağı. Olmasına rağmen şarj yarıda. Yani bunun şarj göstergesi çok fazla stabil çalışmıyor. Ya bunların ya da bunun, tam emin değilim. Yani şu anda aslında şarj yok, şarj bitik. Yani bir kez daha beni götürmez. Ha böyle ara yerlerde, ara yerlerde yavaş yavaş gider de ya. Yalnız cidden of, topa diye bir şey kalmadı. Gerçekten kalmadı, dümdüz oldu. Harbiden dümdüz oldu. Parmağımda gaz telinin şeyi çıkmış. Ya ben 3 voltlu yazıcıdan sabitleyici yapacağım da bir türlü zor geliyor. Mesela şimdi bakın durdum. Bisikletlere bakın yetişebilecek miyiz? Hop, yaranın da hatta altına indi. İşte aşağı yukarı bugün ne kadar olmuştur? Yani 15 kilometre falan olmuştur. Mümkün olunca da düzgün, tek kişi hani dikkat ederek kullanmama rağmen. Akı finish. Aküler böyle, bu kadar gidiyor yani. Ukrayna, Ukrayna'dan gelmişler. Bu araba da yeni geldi. Bu kadar. Yalnız hem bileğim, hem popom, hem ayaklarım öldü. Hiç rahat değiller. Hiç ergonomik değiller yani. Bununla uzun yola yani gidilir de adam uydurur. Ve bakın, akü hem dibe kadar geldi. Bakın şimdi yavaşladım. Tekrardan gaz veriyorum. Akıyı görüyorsunuz. Akı en sona kadar geldi.
Evet, başladığımız yerde kapanışı yapalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Akünün durumunu göstereyim. Bakın. Şu anda bakın. Bitik. Evet, kapanış yapalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.